Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün bir arkadaşımla buluşacağım. Kendisiyle daha önce ücretsiz katıldığımız sosyal bir etkinlikte tanışmıştık. Daha doğrusu tatil diyeyim ben, tatil programı. Merak edenler için sayfamdan bakabilirsiniz. Bu organizasyon çocuklu aileler için geçerli bir organizasyondu. Ekonomisi düşük gelirli aileler için, tatile gidemeyen aileler için hem sosyal iletişebilsin çocukları diye hem de başka ailelerle tanışsınlar diye hem de tatil yapsınlar diye bir organizasyondu. Birlikte oraya katılmıştık bu arkadaşımla. Kendisi bize bir saat uzaklıkta bir şehirde yaşıyor ve buraya hastaneye gelmişler. Gelmişken de bizimle görüşmek istedi. Kendisi Norveçli. Aslında çok şaşırdım çünkü genelde Norveçliler siz aramadıkça pek aramazlar. Özellikle kendi yaş grubumda pek fazla sıkıntı yaşıyorum bu konuda. Fazla sosyal insanlar değiller. Eğer siz buluşmak isterseniz bir gün ayarlayıp belirlerseniz ancak o şekilde buluşurlar genelde. O yüzden karşı taraftan gelince talep çok şaşırdım ve çok da mutlu oldum. Bugün onunla buluşacağız. Arkada görmüş olduğunuz yerde eşimin çalıştığı iş yeri. Şimdi orada buluşacağız birazdan. Hadi babanın yanına gidelim oğlum. Gel. Yalnız size çekim yaparken bahsettim. Arkadaşlar geliyorlar karşıdan. Tay'ı çok sevdikleri için onunla buluşmak istediler özellikle. Şimdi buluşacağız onunla. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Buradaki AVM'de gezmek istediler. Şimdi biraz alışveriş yapacağız. Buradan kızımı okuldan almaya gideceğiz. Sonra da bize gideceğiz. Fazla durmadık. Birazcık yemek yedik. Şimdi çalıştığı restoranda. Şimdi de alışveriş merkezine geldik. Böyle onlar geziyorlar. Ben de onları beklerken ufak bir çekim yapmak istedim. Hazır fırsat bulmuşken size AVM'mizi de çekeyim. Biraz küçük bir AVM, fazla mağaza yok ama şöyle içini çekeyim size. Sakin bir saatteyiz şu anda. Oğluyla beraber geldiği için oğlu da alışveriş yapmak istedi oyuncak dükkanından. Onları bekliyorum. Yani bizim AVM'miz çok küçük ya. Biz aslında onların şehrine gidiyoruz alışveriş yapmak istediğimizde. Çünkü daha fazla seçenek var. Onlar da tam tersi, değişiklik olsun diye burada alışveriş yapıyorlar. Buradan sonra da kızımı okuldan almaya gideceğiz dediğim gibi. Sonra da birlikte gideceğiz. Bizim eve gideceğiz. 5'te trenleri varmış. Biraz evde vakit geçireceğiz. Hatta kendine oyuncak buldu burada. Ne yapıyorsun oğlum? Eve götüremeyiz onu. Arkadaşlar bakar mısınız? Bize hediye almışlar. Daha doğrusu kızımla oğluma. Çok seviyorlar Delil Atay'ı. Eve gidince atacağız hediyelerimizi. Şimdi hızlıca kızımı almaya gitmem lazım. Arkadaşlar şimdi kızımın okuluna geldim. Şu arkamda görmüş olduğunuz okul kızımın okulu ve orası bir devlet okulu. Okullar konusuna daha sonra değineceğim inşallah sizinle farklı bir videoda. Şimdi kızımı bekliyorum çıksın. Buradan da tekrar AVM'ye geri gideceğim. Arkadaşlarımı orada bıraktım. Yani arkadaşım ve oğlunu orada bıraktım. Onlar biraz bakınacaklar. Belki biraz dolaşırız. Belki de eve geçeriz. 5'te trenleri varmış. Geri Moyrana'ya gidecekler. O zamana kadar bakalım neler yapacağız birlikte. Biz gezmeye devam ediyoruz. Şimdi de Rusta'dayız. Burada da böyle ev eşyaları falan satılıyor. Fiyatları da gayet ucuz. Bir ara gelip buraya çekerim size. Atayı da böyle sepete koydum. Anca tutuyoruz. Bu arada çikolatalar 19.90'a düşmüş arkadaşlar Rusta'da. Haberiniz olsun. Gerçi ben bu videoyu koyduğum zaman hala devam ediyor olacak mı bilmiyorum ama ara ara indirim oluyor, bilginiz olsun. Arkadaşlar burası bizim birkaç tane alışveriş yapacağımız marketin bir arada olduğu bir bölge. O yüzden buraya geldik, birkaç tane alacağımız şey vardı. Onları aldık. Şimdi oğluma bir Rema'dan yiyecek alacağım, biraz oturacağız. Çocuklara da milkshake falan aldık. Biltema'nın içinde kafesi var. Ondan sonra da eve geçmeyi planlıyoruz. Şimdi dönüyoruz. Ağaçlardaki renklerin güzelliğine. Evet, burası alışveriş yaptığımız topluca mağazaların olduğu yer. Çocuklar milkshake içiyorlar. Döneceğiz yavaş yavaş. Misafirlerimiz otobüste geri gidecekler geldikleri yere. Onları geçirmeye geldik şimdi. Burası da karşıda tren istasyonu. Burada biraz bekleyeceğiz, onları geçirelim. Sonra Atay'ı uyutmak için tura devam. Arkadaşlar otobüs yokmuş. Misafirlerimiz trenle gidecekler evlerine. Şimdi onları yolcu ediyorum. Bu da bizim şehirler arası trenimiz.
Evet, misafirlerimizi yolcu ettik. Bayağı bir otobüs beklediler ama meğersem bu saatte tren varmış, onlar da bilmiyordu. Trene binip gittiler dediğim gibi az önce. Ben de biraz şey yapacağım, oğlanı uyutmak için tur yapacağım. Beni Instagram'dan takip edenler bilir. Zaten oğlan doğduğundan beri dışarıda uyuyor. -10 derece olsun, daha üstte olsun. Gerçi 13 dereceye kadar herhalde dışarıda uyuttum. Daha da fazlasını da uyutmadım. Çok soğuk oluyor çünkü. Ama burada çok normal bir şey dışarıda çocuk uyutmak. Biz de o sisteme uyduk. Çünkü çocuğun, yani oğlumun buradaki hava koşullarına alışmasını istiyorum. O yüzden de sık sık dışarıda uyuttum doğduğundan beri. Ve gerçekten de çok etkili oldu alışmasında. Şu an hep dışarıda böyle havadar bir ortamda uyumak istiyor. Size biraz evimin çevresindeki alanı gezdireyim istedim aynı zamanda. Hem de tur yapalım. Ve sonbahar renkleriyle baş başa bırakıyorum size. O kadar güzeller ki mezarlıkları toparlıyorlar. Şimdi ağaçlar dökülünce herkes gelip kendi mezarlıklarını temizleyecek. Bir de ayrıyetten gönüllüler var tabii bu işleri yapan. Gelip temizliyorlar gönüllü. Genelde kilisenin gönüllü çalışanları oluyorlar. Ay bakar mısınız renklerin güzelliğine, nasıl güzel çıkıyor, bayıldım. Öyle yani. Her yerin temiz olmasının doğal olması gibi Norveç'te mezarlıklar da temiz arkadaşlar. Bu aralar ama tek tük böyle dışarılarda yiyecek içecek atılmış görüyorum. Onları da büyük ihtimalle ya yabancılar yapıyor ya da gençler yapıyor. Gençler pek bu aralar pek umursamıyorlar gibime geliyor. Ama tabii ki çok fazla değil. Arkadaşlar, bugün biraz da size izlenimlerimden bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi bu gelen kişiyle biz bir tatil organizasyonu için çocuklarla aileler demiştim daha önce. Orada tanıştık. Bamse Bey diye bir organizasyonda. Ve hani ben hiç beklemiyordum buraya gelip hani bizi görmek isteyeceğini, bizimle buluşmak isteyeceğini falan vesaire. Çok şaşırdım yani arayınca. Bir hafta öncesinden falan söyledi, biz geleceğiz oraya, hani sizle de görüşmek istiyoruz. Bir saat uzaklıktalar bize. Ve çok da memnun oldum yani. Gelen kişi Norveçli bu arada. Oğluyla birlikte geldiler. 13-14 yaşlarında bir oğlu var. Tabii benden biraz büyük yaşça. Ama size şöyle söyleyeyim. Kendi yaşıtlarım, yani Norveçliler özellikle, fazla iletişim kuramıyorum. Mesela çağırdığım zaman falan ya tek tük, yani bana geliyorlar da beni çağırmak istemiyorlar. Yani ya uğraşmak mı istemiyorlar, vakit mi bulamıyorlar anlamadım. Yani pek iletişim kuramıyorum böyle 30 yaş jenerasyonuyla kendi grubumda. Çok nadir yani böyle anlaşabildiğim. Ben yemek yapıp çağırırsam falan evime, o bayıla bayıla geliyorlar, onda sıkıntı yok. Yiyorlar içiyorlar, o sen çok güzelsin, çok iyisin, çok güzel yemek yapıyorsun, hep çağır gelelim falan diyorlar da. Hani sıra bana, yani beni davet etmeye geldiklerinde hep işleri var yani. O yüzden pek bu jenerasyonla iletişim kuramıyorum. Ama 40 yaş üstü, 50 yaş üstü ya da daha üstüyle müthiş ahenk içindeyiz. Ve çok yardımseverler. Davet ediyorlar, geliyorlar, gidiyorlar, çocuklarıma hediye alıyorlar vesaire. Ya da bir bizim işimize yarayacak herhangi bir sosyal aktiviteden hemen haberdar ediyorlar vesaire. Ama mesela kızımın okulundaki veli grubuyla falan da iletişim kurmak istiyorum. Yazıyorum falan böyle. Yani böyle ne bileyim, tam böyle içime sinmiyor ya hareketleri. Yapamıyorum çok. İletişim kuramıyorum. Belki öyle değil, belki ben öyle hissediyorum. Çok iyi ifade edemediğim için kendimi, ama genel olarak hani karşı taraftan beklersiniz ya siz yabancı olduğunuz için. Hani onlar davet etsinler falan, biraz böyle çekingenlik olur vesaire. Onu karşı taraftan göremiyoruz maalesef. Ama ben davet edersem, çağırırsam memnuniyetle geliyorlar, sıkıntı yok yani. Ama mesela dışarıda görüşelim işte, şöyle yapalım, böyle yapalım dediğiniz zaman hep bir bahaneleri var. Ya başıma ilginç bir olay geldi, size anlatmak istiyorum burada. Ben bir gün parkta çocuklarımı oynatırken İsveçli bir kadınla tanıştım. Yine benim yaşlarımda, belki benden küçük olabilir birkaç yaş. Çok böyle tatlı bir kadındı yani, sevimli.
İşte gayet sosyal falan. İşte kendi teklif etti hatta, görüşelim dışarıda falan. İşte çocuklarımızı oynatalım, bir daha ne zaman geliyorsun, işte ben de yalnızım burada falan. İsveç'ten taşındım vesaire. Tamam dedim. Ondan sonra birbirimizi Facebook'tan ekledik vesaire. Sonra hatta kendisi teklif etti dışarıda görüşelim. Sonra bir gün ben konuşurken konu böyle Türk yemeklerinden açıldı. O da çok seviyorum dedi. Dedim bir gün bana gel, ben sana hazırlayayım. Hani birlikte yeriz, çocuklar oynasın falan. Tamam dedi, ben hazırlık yaptım bir sürü. Tam gelecek, böyle saat 12'de buluşacaktık. Tam geleceği saatten 5 dakika önce bana mesaj atıyor. Ben bugün kendimi iyi hissetmiyorum. Kendimle yalnız kalmam lazım. Oğlumu da işte babasına gönderdim. Anne baba ayrı bu arada. İşte oğlumu babasına gönderdim. İşte kendimle vakit geçirmek istiyorum vesaire dedi. Ben evde bir sürü hazırlık yaptım. Mercimek köftesi yaptım istedi diye. Ve onu yapmak da kolay bir şey değil yani. Ondan sonra neyse, o kadar hazırlık boşa gitti. Ben de hani diye bir şey gönül koyamıyorsunuz yani. Belki aynı dili konuşup aynı kültürü paylaşan bir insan olsak, yani sürekli görüşen bir insan olsak belki gönül koyacağım niye böyle yaptım vesaire diye. Ki zaten bizde böyle yapılmaz yani, ayıp denir. Bir şekilde hani buluşacağız falan denir. Sonra bana çok garip geldi bu. Hani son dakika, 5 dakika kala yapmazsın bunu. Sonra işte neyse dedim. Hani kendini iyi hissettiğin zaman gelirsin. Tamam dedi, özür dilerim, işte telafi edeceğim bir gün falan, bana gelirsin vesaire vesaire. Sonra birkaç zaman geçti, bana yazdı sen bana gel diye. Sonra tamam gelirim dedim. Sonra yine bir şey çıktı. Ve ben o gün de hazırlanmıştım ona gideceğim diye. Bu sefer de dedi ki benim hani doktora gitmem lazım. İşte başka zaman görüşelim. Yine ekildim yani. Tabii sinirleniyorsun ikinciyi olduğu için. Ama bir şey de yapamıyorsun doğal olarak. Bir de zaten kendini zor izah ediyorsun. Arkadaş edinmekte zorlanıyorsun. Doğru düzgün arkadaşın yok. Hemen de böyle gönül koyamıyorsun yokluktan. Sonra işte tamam neyse falan dedim. Bir gün tesadüfen dışarıda karşılaştık. Sonra işte şey dedi. İşte kusura bakma dedi, birkaç kere dedi işte böyle şey oldu, sorun oldu falan. Daha olmaz falan gibisinden. Ben dedim sorun yok. Yani şey bak dedim, hani planlamayınca daha kolay buluşuyoruz gibi bir şey söyledim. Da eşim de espri yaptı. İşte bu kendi kendine alınganlık çıkartmış falan işin içinden. Bir de o sırada ben anlamıyorum. Bir de İsveççe konuştuğu için Norveççeden daha farklı bir dil. Zaten Norveççeyi zor anlıyorum. Bir de hem İsveççe konuşup hem diyalek konuşan bir kadın. Hani anlayamadığım noktalarda eşimden yardım istedim. Böyle mi dedi, şöyle mi dedi falan diye. Doğal olarak kısa kısa Türkçe konuştuk. Ve bunun da açıklamasını yaptım yani. Sonra akşam anam bana bir mesaj attı. İşte siz kocanla benim hakkımda konuştunuz. Belki ben bir yalnız anneyim diye sizin kültürünüze uygun değilim. Beni işte yargıladınız. Ben öyle hissettim. Bir daha seninle konuşmak istemiyorum. Mesaj atmış. Dedim sen ne söylüyorsun? Öyle bir şey yok. Ondan sonra işte nedir onun adı? Ya dedim ne haddime yani seni yargılamak? Yani sen yalnız bir anne olabilirsin. Tek başına bir çocuk büyütü olabilirsin. Herkes olabilir yani. Türkiye'de de var böyle anneler. Biz Türkiye'den geliyoruz diye yani bazı şeylere kapalı yobaz bir insan değiliz. Ondan sonra bizi dedim böyle bilmeyin işte. Sen dedim çok yanlış anlamışsın durumu. Ben öyle bir şey demedim. Sonra işte ben öyle hissettim. İşte kendi aranızda beni yargıladınız, konuştunuz, bakışlarınızdan öyle anladım. Sonra ben açıklama yaptıktan sonra tamam dedi, kusura bakma ben yanlış anlamışım. İşte zor bir gün geçirdim. Benim hatamdı falan filan dedi. Neyse dedi, başka zaman buluşuruz tekrar dedi. Özür dilerim dedi. Konuyu kapattık. Ya sonra birkaç gün sonra bir baktım Facebook'tan falan çıkartmış beni, engellemiş. Ne oluyoruz arkadaş, ben ne yaptım sana? Allah'ım ya Rabbim ya. Böyle insan kendi kendini sorgular halde buluyor yani. Değişik şeyler geliyor başıma. Genelde kendi yaş grubumla ya da yaş altımla falan pek iletişim kuramıyorum ya da ya onlarda sorun var ya ben de bilmiyorum. Ama kendi yaş grubumun üstüyle gayet iyiyiz. Sıkıntı yok. Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Ne yapın ne edin? Arkadaş ortamı bulmaya çalışın kendinize. Çünkü burası yalnız gerçekten çekilmiyor. Bu arada evleri de çekeyim size. Ev turu gibi bir şey oldu. Bana kalırsa Norveçliler böyle çok bireysel yaşamaya alışmışlar. Böyle çok böyle ne bileyim sadece çekirdek ailesiyle. İşte çok böyle çocukluktan beri tanıdıkları arkadaşlarıyla falan. Çok kapalılar bu konuda. Hani yeni arkadaş çevresine
hemen adapte olamıyorlar gibime geliyor. O kadar sosyal değiller, bizim kadar sıcakkanlı değiller. Ama mesela dışarıda gördüğün zaman seni selamlıyorlar, konuşuyorlar, yardımcı olmaya çalışıyorlar vesaire. Onda sıkıntı yok ama böyle düzenli görüşelim, ailecek gidip gelelim, birlikte aktivite yapalım. Ya çok nadir buluyorsunuz bu kafada insanları. Yani çok zor alıyorlar yabancıları aralarına. Özellikle genç nesil yani. Zaten o kısımda çok yaram var dediğim gibi. Yani kendi yaş grubumla pek zaman geçiremiyorum. Sadece benim gibi dışarıdan gelenler, mesela Asya'dan gelenlerle çok iyiyiz. Ondan sonra ne bileyim, Suriyeli arkadaşlarım var. İşte İranlı, Iraklı işte. Ondan sonra Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelen arkadaşlarım var. Onlarla görüşüyoruz. Özellikle Japon arkadaşımla zaten çok sık görüşüyoruz. Bir tane Çinli arkadaşım var. Onunla da sık görüşüyoruz. Ama dediğim gibi onlar da benim gibi dışarıdan gelen insanlar. Yani Norveçli çok yakın bir arkadaşım yok açıkçası. Yani bulmakta da zorlanıyorum. Bunu anlatmak istedim bugün size. Ya bulabilen varsa ben çok şanslıyım desin yani. Tabii bu ortamları bulmak için çalışmak da lazım aynı zamanda. Çalışmayan insanlar evde ya da dili olmayan insanlar çok zorlanıyor. Benim mesela çat pat işte şu an Norveç'em var. Biraz daha rahat iletişim kuruyorum en azından. Ama tabii ilk başta tabii bende de çok çekingenlik oldu. Yani keşke daha fazla aktif olsaydım. Çünkü ne kadar konuşursanız o kadar çok Norveççeniz gelişiyor. Bakın bugün mesela o gelen kişi sağ olsun yani bizi sevmiş, saymış, gelmiş, değer vermiş ve bana çok iyi geldi. Yani hem benim günüm değişik bir gün oldu benim için. Günüm güzel geçti. Hem Norveççe pratik yapmış oldum onunla beraber. Benim için çok iyi bir şey. O yüzden arkadaş ortamı bulmak çok önemli. Yani ya da çalışacaksınız. Çalışma ortamından arkadaş edineceksiniz vesaire. Ama ne yapıp ne edip iletişim kurmaya özen göstermelisiniz. Çünkü hani İngilizce bir yere kadar, bir yerde tıkanıyorsunuz. Çünkü konuşma Norveççe'ye dönüveriyor birden. Özellikle hizmet sektöründe hep Norveççe istiyorlar yani. İşte tamam hani böyle şey branşları, değişik branşlar var. Hani ne bileyim mühendissinizdir. İşte beyaz yakalı çalışıyorsunuzdur bir büyük bir holdingde vesaire şirkette. Orada zaten herkes İngilizce konuşabilir. Problem yok. Ama hizmet sektörüne girecekseniz kesinlikle Norveççe istiyorlar. En azından A2 seviyesi bir Norveççeniz olmalı. Evet. Yani biraz da size şeylerden bahsetmek istiyorum. Norveçliler neler yapar gün içerisinde? Ondan bahsetmek istiyorum. Bu güzel manzaraya karşı. Arkadaşlar sabah çok erken kalkıyorlar. O yüzden erken yatıyorlar. Sabah erken kalkıp işte hazırlanıp işe gidiyorlar. Zaten birer ekmek üstü hazırlayıp kendilerine işe gidiyorlar. Büroşive diyorlar burada. İşte üzerine yağ sürüyorlar, reçel sürüyorlar. İşte laks vesaire, peynir gibi. Sonra işte şeye gidiyorlar, işe gidiyorlar. Günün zaten 7-8 saati işte geçiyor. Sonra eve geliyorlar 3'ten sonra, 2'den sonra işte çalışma saatleri nasılsa. Sonra eve geliyorlar. Middag saati saat 4 gibi yemek yerler genelde bütün Norveçliler. Middag diyorlar. Akşam yemeği yani. Yemeklerini yiyorlar. Sonra işte birkaç saat sonra şey yapıyorlar, çıkıyorlar, koşu yapıyorlar. Günde iki kere en az tura çıkıyorlar. Bir sabah bir de akşam üzeri turu. Mutlaka spor hayatlarının bir parçası. Yani spor yapmayan, koşmayan Norveçli görmedim hemen hemen her yaşta. Özellikle bisiklet çok aktif kullanılıyor. Koşu zaten hemen hemen herkes yapıyor vesaire. Öyle yani. Sonra akşam eve gelirler. Hygiene saatleri var. Böyle bir loş ışıkta bir işte bir kadeh şaraplarını içerler. Ne bileyim kitap okuma saatleridir falan filan. Böyle işte izleyecekleri bir film varsa vesaire. İşte çocuklarıyla birkaç saat geçirip sonra çocuklar zaten 8'de yatıyor. 7-8 gibi yatıyor. Klasik. Sonra zaten ertesi güne tekrar uyanıyorlar. Hafta sonları onlar için biraz daha eğlenceli, aktif geçiyor. Bu arada oğlum uyudu. Eve doğru devam ediyorum gitmeye. Hafta sonları daha aktif geçiyor. Genelde cumadan zaten çoğunun işi bittiği için işte eğer Hitta diyorlar burada. Böyle dağ evleri falan olan varsa dağ evlerine kaçıyor. 2 gününü orada geçiriyor. Pazar geri dönüyor. Yoksa mutlaka bir dağ yürüyüşü ya da işte şehir turu falan yapıyorlar mutlaka çocuklarıyla. Yanlarına birer parça ekmek, işte pölse dediğim sosisli ekmek, işte içeceklerini falan alıp sırt çantalarıyla beraber böyle doğa yürüyüşlerine falan çıkıyorlar. Dağ bayır geziyorlar.
İşte alışveriş yapacaklarsa alışveriş yapıyorlar. Yani böyle sıradan geçiyor genelde günleri. Hani bizim gibi çok sosyal ve aktif bir gece hayatları ya da dışarı hayatları yok. Yani işte gecenin bir yarısı çıkıp şuraya oturmaya gideyim, buraya oturmaya gideyim, şu bara gideyim gibi bir şeyleri yok. Bara genelde şeyler gidiyor. Genç nesil. Hani böyle 16 yaş üstü. Yani genelde evli olmayan kesim daha çok takılıyor. İşte bir de emekliler çok takılıyor bara. Orta yaş grubu genelde çalıştığı için ve çocuklu oldukları için evlerdeler. Çocuklarla vakit geçiriyorlar. Yani benim gözlemlediğim böyle. Yani yanlış da olabilir ya da farklı da olabilir. Ama bizim burada gözlemlediğim şeyler bu yönde. Sadece tabii bizim gece hayatımız yok tabii. Şöyle bir şey, yani her gün bir kafeye gideyim. İşte ne bileyim bir AVM gezeyim. Bir şeyleri yok yani, onu anlatmaya çalışıyorum kısacası. Bizde hani vardır ya, şu kafede buluşalım, bugün kahve içelim, yarın sinemaya gidelim. Öbür gün işte ne bileyim dışarıda buluşalım, gezelim, çarşı pazar gibi bir şeyleri yok yani. Biraz daha monoton geçiyor hayatları bize göre. Daha böyle içlerine kapalılar yani. Bizim kadar sıcakkanlı da değiller gördüğüm kadarıyla. Ama yaşlılar çok minnoş, hepsini çok seviyorum, hepsi benim bebeklerim. Yani o kadar tatlılar ki, yani çok yardımseverler bir de. Çok kibarlar aynı zamanda. O yüzden yaşlılarla ilgili hiç sorunum yok. Galiba onlar da yalnızlık çektikleri için tontiş olmuşlar. Yoksa gençken belki onlar da böyleydi, bilmiyorum. Ama aşırı yardımseverler. Yani en azından benim kuzeyde gördüğüm insanlar böyle. Güney nasıl bilmiyorum. Onu güneydeki arkadaşlar bilir. Ya da deneyimleme şansım olursa bir gün anlatırım size. Yani bu sonbahar renkleri beni benden alıyor. Sonbahar severler burada mı? Burası da bizim müzemiz arkadaşlar. Şehir müzesi. Bayağı eski evler var. Öyle anlatmak istediklerim bunlar arkadaşlar bugün size. Biraz Norveçlilerden bahsettik. Nasıl arkadaş edindiğinden bahsettim. Arkadaş edinmek için gerçekten çok çaba sarf ediyorum bu arada. Gerçekten yani. Böyle evime davet ediyorum. Dışarıda görüşmeye çalışıyorum sürekli. Hani yazıyorum görüşelim vesaire diye. Hani bunları, bu çabayı göstermezseniz karşı taraf, aa burada da bir arkadaşım vardı gel seni çağırayım gibi bir şeyi yok yani. Hatırına bile gelmiyorsunuz. O yüzden kendinizi hatırlatmanız lazım sık sık. Size tavsiyem, çekinmeyin taşınan arkadaşlara, yeni taşınan arkadaşlara özellikle. Çekinmeyin, sık sık arayın, sorun, arkadaşlık kurmaya çalışın. Çünkü hani bu size katkı sağlayacak bir şey. Onlara tamam çok fazla katkısı yok belki bizimle arkadaşlık kurmaların, ama karşı taraf olarak yani bizler olarak büyük katkı sağlıyor. Çünkü dilinizi geliştirmek için bir şeyler yapmış oluyorsunuz en azından. O açıdan bakmak lazım. Neyse çok uzattım lafı. O kadar güzel ki ortam, yani renkler. O yüzden benim de konuştukça konuşasım geldi. Norveçliler neler yapar derken şeyi söylemeyi unutmuşum. Hemen ek bir video çekmek istedim hazır görmüşken. Çok fazla köpek besleyen var. Evinde böyle kendini yalnız hissetmemek için ve depresyona girmemek için dışarıya daha fazla çıkartıyor. Çünkü köpekler onları. Günlük olarak köpeklerini böyle gezdirmek için tura çıkıyorlar. Yaz, kış, yağmur, çamur. Yani bir şekilde köpek onu dışarı çıkaracak yani. O yüzden özellikle köpek beslemeye çok özen gösteriyorlar. Dışarıya çıkıp aktifleşebilmek için. Dediğim gibi evde durup depresyona girmektense köpek beslemeyi tercih ediyorlar diye düşünüyorum. Hepsinin hemen hemen bir hayvanı var beslediği. Özellikle kedi ve köpek daha çok rövaçta. Bir ara size burada evcil hayvan edinmenin şartlarından bahsetmek istiyorum. Çok ilginç detaylar var. Şaşıracağınız. Ve gerçekten hayvana insanlar kadar değer veriyorlar. Çok önemli. Mesela eve giderken bir şey gördüm yolda ve size çekmek istedim. Bakın birisinin kaskı düşmüş ve birisi görsünler diye yukarıya koymuşlar hemen yolun kenarına. Burada herhangi bir şey kaybettiğinizde kaybolma olasılığı çok düşük. Mutlaka gören kişi ya böyle resmini çeker, şehrin Facebook grubuna atar, şurada bir şey buldum gelsin alsın diye. Kim kaybettiyse, ya da böyle görünür bir yere koyarlar. Nerede düşürdüyseniz kısacası orada buluyorsunuz. Büyük şehirlerde durum aynı mı bilmiyorum. Belki daha fazla karışık nüfus olduğu için olmayabilir. Ama
burada böyle. En sevdiğim yönlerinden birisi. Çoğu zaman ben de bir şeyler düşürüyorum, kaybediyorum, unutuyorum vesaire. Ve gittiğim zaman unuttuğum yerde buluyorum çoğu zaman. O yönden çok seviyorum Norveç'i. Arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum, kanalıma abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok fazla yemek var. Elimden geldiğince de anlatmaya çalışıyorum. Bu güzel videoları inşallah izlersiniz beğenerek. Hoşçakalın. We ses.